Karına dikkat edin. Evet, bu bir doğa afetidir. Sık sık kümelimizde yaklaşık 96 yıldan beri 3-4 defa sel felaketi oldu. Tabii ki bu doğa afetidir. Beldemizde bu Kozdere, Erenköy Kozdere kümevlerinde öğrenci servisimiz var. Öğrenci servisimizin yollarını gördüğünüz gibi kayboldu. Biz de kendi iş makinemizi ne kadar açabilirsek o kadar açıyoruz ama bunu açmamız da mümkün değil. Çünkü burada büyük bir sel felaketi oldu. Yolumuz kayboldu. Hastalarımız var. Tabii ki hastaneye gidecek böbrek hastası var, diyaliz hastası var. Bunları zamanla hastaneye gönderiyoruz. Sonra kanser hastası hastalarımız var. İnşallah bunun üstesinden de geleceğimize inanıyorum. Devletimizin tabii ki yardımlarını da esirgemeyeceğine inanıyorum. Buraya gelip yetkililerimizle bir mutlaka keşif yapacaklardır. Keşif neticesinde bazı kararlar çıkacaktır, çıkacağına inanıyorum yani. İki günden beri yağan sağanak yağış neticesinde gerçekten gördüğünüz gibi ve bu su yatağında 2-3 metreye kadar suyumuz kabardı. Suyumuzun kabarması neticesinde bu köprünün de yanlış bir yapımı neticesinde burada köprünün önüne görüyorsunuz ağaç parçaları ve altında da beton döküldüğü için oradan gelen şeyler, malzemeler orada yığılma yapıyor. Yığılma yapınca haliye bizim su yatağından çıkarak yola doğru uçuruyor. Görüyorsun mahallelerimize giden bir sürü su şeylerimiz var, borularımız var. O borularımız da yolumuzu sıfırlamış ve borularımızı meydana çıkarmış durumda. Bazı yerlerde tahribatlar da var tabii ki. Ama bu su köprünün mutlaka onarılması gerekiyor. Betonun altındaki betonun kırılıp su yatağına girmesi gerekiyor yani daha doğrusu. Burada su taşmalar oluyor. Taşmalar olunca yolumuza doğru geliyor. Yollarımızı bozmuş oluyor.